Hocam ben Tunceli'den yazıyorum diyor. Selamünaleyküm diyor. Burada çok fazla komünist gruplar var. Bir komiser tartıştım. Önce nereden konuya girmeliyim? Öncelikle bekliyorum. Saygılarımla Tunceli Üniversitesi Makine Mühendisliğinden yazmış. Ya komiser tabii böyle hemen öfkeyle falan değil ya. Biraz arkadaşça yaklaşın. Yani böyle hani bir nefret falan olmaz. Niye? Yani onlar da Allah'ın kulu. Bir de dürüstçe söylüyorlar işte ben diyor dinsizim diyor. O kafir hükmünde değildir. Yani şey müşrik hükmünde değildir. Münafık ve müşrik hükmünde değil. Münafık hükmü de hiç değil. Çünkü söylüyor adam ben dinsizim diyor. Allah beni böyle yaratmış gibisinden yani. Önce dost arkadaş olmak lazım. İyi yönlerini vurgulamak lazım. Çünkü sosyal adalet istemeleri falan onlar güzel. Mesela barış istiyorum. Sosyal... Gerçi yoktur komünizmde sosyal adalet de. Barış da yoktur, sosyal adalet yoktur. Ama o onun olacağını tahmin ederek onu söylüyor. Halbuki kan revan vardır. Barış olur mu komünistlikte? Şiddet vardır, kan vardır. Ama çok güzel dersin mesela kanı istememen, şiddeti, barışı şiddet istememen, barış istemen çok güzel. Ama madem bilimi esas alıyoruz, akılcı da esas alıyoruz. O zaman bilimle konuşalım, akılcı konuşalım dersiniz. Marksizmin kökeni nedir? Diyalektik felsefe. Diyalektik felsefede en elle tutulur, yani asıl elle tutulur Marksizmin delil olarak gösterdiği nedir? Darwinizmdir. Canlan diyalektiği onu her yere uyguluyorlar çünkü. Tarihin diyalektiğine de uyguluyorlar. Efendim hayatın diyalektiğine de uyguluyorlar efendim. Her yer toplum her yerde uyguluyorlar. Bu mümkün mü? Bir bakalım dersiniz yani. Hakikaten akıl iş sanmıyorlar bakalım. Yani protein nedir? Yani kısaca bir hep beraber inceleyelim dersiniz. Protein molekülü kaç amino asitten meydana geliyor? Nasıl bir şey? Yani bir canlının oluşması için kaç proteine ihtiyaç var? Bunu kısaca konuştuğunda bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi teknik olarak imkansız. Hani diyorlar ya birin yanına 950 tane sıfır korsan o kadar da bir ihtimalde olur diyorlar. Canım kardeşim öyle bir şey de yok. 950 bin tane sıfır koysan yanına, 950 değil de 950 bin tane sıfır koysan yine proteinin tesadüfen olması mümkün değil. Yani hiç mümkün değil. Tabii. Sıfır. O zaman ne gerekiyor? Şuurlu bir güce ihtiyaç var. Yani akıllı, çok üstün bir güce ihtiyaç var. Dawkins diyor ki, eğer diyor sizin dediğiniz gibi Allah varsa diyor sizin tahmininizden daha büyük diyor. Tabii ki bizim onların tahmininden daha büyük tabii ki. Bak diyor ki varsa öyle bir güç diyor. Bunu bir güç yapıyor diyor belli diyor. Yani tesadüfen olamaz diyor. Benim kanaatim diyor, uzaylılar yapmıştır diyor. Ya çocuk gibi koskoca adam. Kardeşim uzaylılar dediğin, onlar da Allah'ın kulu. Onu kim yarattı? Niye söylemiyorsun bunu? Niye yapıyorsun bunu ya? Niye yani demagojiye gerek duyuyorsun? Belli ki Allah diyeceksin. Bak sonra diyor ki onların Allah inancını beğenmiyor. Eğer diyor bir güç varsa diyor, bir yaratıcı varsa sizin dediğinizden çok 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 daha büyük diyor. Ve çok çok daha güçlü diyor. Doğru söylüyorsun tabii ki. Sonsuz büyük Allah. Peki burada biz bile bile bunu gördüğümüz halde deli gibi kendimizi kandırırsak, yok olur protein dersek, bilime de karşı olmuş oluyoruz, mantığa da akla da her şeye karşı oluyoruz. Konu burada bitince, bunun üstüne daha ne konuşmamız gerekiyor? Bütün sistem kökten gitmiş oluyor. Marksizm bunun üstüne oturmamış mı? Darwinizm bunun üstüne oturmamış mı? Hepsi gitti işte. Tabii. Çok çürük bir temele oturtmuşsunuz. Hani diyor örümcek yuvasına benzetiyor ya Allah ayette. Ama vatan seversen, güzel mesela insanları, fakirleri koruyorsan o zaman Mehdiyet'i savun. Madem bak barış istiyorsan Mehdiyet de var. Sosyal adalet istiyorsan bak mal bolluğundan adam, en fakir adam malını geri götürüp veriyor. Diyor ki ben o kadar çok mal oldu ki utanıyorum artık diyor. Aldığıma utandım diyor, pişman oldum. Geri götürüyor, veriyor. Peki bu durumda kan yok, barış var, sevgi var, sınırlar kalkmış. Yani devlet de var ama yani şey yok. Pasaport bilmem ne, vize falan yok. Bütün dünya kardeş olmuş, savaşlar bitmiş, emperyalizm yok, kapitalizm yok, faşizm yok, şiddet yok, kan yok. Sevgi, muhabbet var, barış var,
medeniyet var, modernlik var, demokrasi var, aydın ruh var, kültür, bilgi, sanat var. E ne istiyorsun o zaman? Bunu istemiyor musun? İdealin bu değil mi? Bu, işte bu. Ama Allah'a inanarak bunu yapıyorsun. Peki Allah'a inanmamak için zorun nedir? Yani neye inat ediyorsun? Bir de gerçekten inanmıyor musun? İnanıyorsun. Evet. En azından bak, en azından şüphe eder. 50-50 şüphe eder. E bitti, o da imandır zaten. Tabii. Sen 50-50'ye şüphe edersen o da imandır. Hiçbir insan dinsiz olamıyor normalde. Atatürk de söylüyor. Yani teknik olarak yani insanın yaratılışında, beyin yapısında, yaratılış yapısında böyle bir gücü yok insanın. Yani Allah'ı en şiddetle inkar ettiğini iddia eden adam da mutlaka Allah'a inanır, yani şüphe eder. 50'ye 50 ihtimal verir, öyle bir şey olmaz. 50'ye 50 ihtimal verdiğinde o da iman olmuş olur. O yüzden hiç kimse Allah'ı inkar etmez. Sadece uğraşır yani onun aksini söylemeye, irade kullanıp onu kırmaya çalışıyorlar. Ben değil mi? Mesela eskiden gazino, pavyon, eğlence yerlerine giderdik beraber. Her gece bir densizlik yapan olurdu. Bir gibi falan gece. Bir gece 12, bir gibi falan. Mikrofonu çıkarıp hemen ya meleklerle ilgili bir fıkra anlatırlar. Ya Allah'la ilgili, ya ahirette inanın. Çünkü Allah korkusu var ya kalplerinde. Onu ortadan kaldırmak için içkinin etkisiyle kakara kikiri gülüyor. Ya kardeşim sen bir kere Allah'tan korkuyorsun ki sürekli konu aklından gitmiyor. Onu kendinden uzaklaştırmak için onunla uğraşıyorsun. Ne güzel bir sonsuz gücün kontrolünde olmak. Ya akıl sağlığın, ruh sağlığın için de bu çok güzel. Beden sağlığın için de çok güzel. Ve bu bir gerçek. Ve ne kadar güzel yani uçsuz bucaksız sonsuz bir aklın kontrolündesin ve ona emanetsin. Daha ne istiyorsun ya? Tabii, tabii. Kaos mu olsa hoşuna gidecekti yani. Allah size gelsin. Değil mi? Tabii. Zaten olamaz kaos yani. Mümkün değil. Çünkü bir kere ben varım dediğinde, bir varlıktan bahsedildiğinde artık sonsuza kadar yokluk, Allah'ın yokluğu mümkün değildir. İmkansızdır. Çünkü mutlak yokluk yani bir parça düşünüldüğünde imkansız, imkansız, imkansız üstü imkansızdır. Mutlak yokluk olmaz. Yani birisi çıkıp da ben varım dediğinde artık Allah sonsuza kadar var olduğuna iman etmek durumundadır herkes. İkinci bir şey olmaz artık. Mümkün değil, geri dönüşü yoktur yani. Ama Allah imtihan ediyor çünkü hakiki sevgiyi istiyor Cenab-ı Allah. Çünkü mesela bize robot gibi sevdirebilir bizi ama birisine sorsan desin ki bu nasıl bir sevgi? Ya robot gibi herkes birbirini sevse. Mecbur etse Allah. Bu eksik bu. Ya bu belli bunun eksik olduğu. Mecburen seviyorsun zaten.